Teknolojiden anlamayanlar herkese merhaba. Selamlar. Hay, bugün hay. Size LG G6'yı tanıtacağız. Aslında şurada daha güzel yazıyor. Ben yok, telefonun hani önünü arkasını göstereyim dedim. Tabii göstereceğiz zaten. Ha tut. Heh. Arkasına e-mail falan yazıyor, söksene onu bir arkasını çekeriz sonra. Evet, telefon elimize yeni geçti ama Mart'ta mı çıkmıştı bu? Şubat'ta tanıtıldı. 28. Çıkarttım. 28 Şubat'ta. Barcelona'daki fuarda, mobil kongrede tanıtıldı. İşte şimdi de Türkiye'de satışta. Evet. Satışa da bugün itibariyle çıktı. Biz bunu bugün yayınlayamasak da... Yarın yayınlarız bunu. Dün çıktı. 19 Nisan'a çıktı satışa. Ha, o kadar yeni. Çok, bugün çok çıktı. Yeni çıktı. Evet, özelliklerine geçelim. Telefon nasıl bir telefon? Hemen onu anlatalım. Hemen şunu söyleyeyim. Öncelikle telefon Türkiye'deki modeli 32 GB'lık modeli. 64'ü yok. Niye yok? 32-64 üretiliyor ama Türkiye'deki 64 bize değil. Gelmedi. Fiyat ama 2 TB'a kadar da yükseltilebilir SD kart. Ya bir de hani şey... Hani telefon kadar para verirsen 2 TB'da hard diskin olur. 2 TB telefon herhalde zor çalıştırır diye tahmin ediyorum. Yok çalışır canım, çalışmaz. Hani açılması kapanması falan zor olur mu? Bembeyaz ya, süt gibi kolum çıktı ya. Niye öyle olduk biz? Kolum beyaz abi, ne yapayım? Hayır ama bir renkte bir şey, bir parlıyoruz biz ya. Parlıyoruz mu? Bir renk geldi yüzümüze. Böyle mi duralım o zaman? Şöyle duralım. Çok komik. Döneniyoruz. Böyle iyi miyiz? İşte VR olduk ya, böyle döndük. Bak arka tarafı da gördünüz, döndünüz. Evet, tutan işte, başlayalım. 163 gram. Vay, unutmamış. İşte doğru söyledi bu arada. Evet, 163 unutmamıştı gram. Unutmadım, dün konuştuk ya. Evet. Çok ağır geldi bizim elimize. Böyle ben 171-172'di. Hatta iddiaya falan da girmiştik ama 163 gram bu arada. 163 üstünde gram. İki tane anteni var. Anten çentiği. Şöyle. Anten çentikleri ekran var. Ekran tükürdüm ama biraz. Dert değil. Şöyle. Ekran demişken Gorilla Glass 5. İki tane de bu yanlarda çentik var. Bunlar da mı anten evet. Çentiği? Evet. Yani çok, var mı? Çok çekiyor. Altta da var. Tane var. İşte şöyle Wi-Fi göstereyim. Olsun. Mobil şebeke olsun. Sensörler olsun. Sensör değil onlar. Onlar sensörler değil. Anten üstte mi? Var. Bak burada bu. Şunlar sensör. Hmm. Tamam. Onlar anten çantı. Onlar hareket sensörü zaten. Falan değil mi? Hareket. Bir şey okudum ben. Anlayacaklar, kedi geldi. Ya git ya. Her çekimde aynı şey. Oğlum o çok güzel bir hayvan ya. Abi hayvan güzel de şimdi yeri ne yeri ne zamanı işte ya. Tamam tamam, gitti gitti. Tamam, sıkıntı yok kızlar. Bak kafayı soktu oraya. Bir gün çıkartamayacak onu geri oradan. Kapıyı kesmek zorunda kalacağız. Gitti gitti. Her gün gitti. Tom ve Jerry çekiyoruz ofiste ya. Evet. Telefonun özellikleri. Hadi ben başlıyorum. 5.7 inç ekrana sahip. Evet. 18'e 9 formatta. 16'ya 9 değil. 18'e 9. Uzun. QHD Plus. Bu arada 18'e 9 format yeni telefonlarda göreceğiniz formattan biri. Gözünü çıkartmışsın sen. Ben dün niye aydınlık görüyorum? Yok ya, gözlük iyiymiş. Ben takacağım. Ben çıkartmam artık, kusura bakmayın. Üzgünüm. Mevsim geldi. Şortumu evet. Da giyerim, gözlüğümü de takarım, üzgünüm. Aynen. Ondan önce bir şey söyleyeyim ekranda. HDR 10 var. Bunlar ne o bunlar ya? HDR 10 tek. Televizyonda, HDR 10 ne? Televizyonda gördüğümüz özellikler artık telefonlara da gelmeye başladı. Yok muydu zaten? HDR özellikli televizyonlar daha yeni yeni. HDR ne? Ya işte renk dengelemesini yapıyor mesela. Hani HD ile farkı ne? HD başka bir şey. Alakası yok. HDR dediğimiz şey şu. Mesela ben senin fotoğrafını çektim, evet. Ama yüzü karanlık, arka patlıyor. Evet. Bunu HDR olan özelliktekiler... Otomatik olarak? Arkayı da dengeliyor, senin yüzünü de dengeliyor. Böylece daha alan derinliği, şu an böyle hani onlar... Gün görebildiğine en yakın, şu an HDR. İşliyor yani resim. Hmm. Yani proses ediyor. Anladım. Kol yoruluyor, ben değiştiriyorum tekrar. Evet. Son acıma çözünürlük de alttan yazdı. 2880'e 1440 mi öyle bir şeydi. O yazsın altta, ben hatırlamıyorum. Notlarımı alma ya. Şimdi hani elimi kağıtla bak. Bana diyorsun. Evet, baktık mı? Ben en çok bunu sevdim. Kutusundan telefon temizleme şeyi çıkıyor. Evet, böyle temiz bezi çıkıyor. Kullanıcılar için. Siliyor, evet. Ben mesela hakikaten bunu çok sevdim. Güzel özellik. Basit de bir şey yapmışlar. Yani. Snapdragon 821 var. Evet. 4 çekirdekli. 2 nokta küsür birisi, 1 nokta küsür birisi. Alttan yazı var. İkisi 2 küsür, ikisi 1 küsür. Ben başka türlü mü söyledim? Gigahertz'li. Gigahertz'li. Ben gigahertz demedim. Gigahertz'li hatta. Giga. İşte telefonun aslında 4 GB RAM'i de olduğu için bayağı kuvvetli. Snapdragon 820 de ateş ediyor diyebilir miyiz? Ateş eder. Yani güçlü. Hafıza 32 olmayıp da hani 64 olsaydı iyiydi, dahili hafızası. Ya en azından Türkiye 64'lü gelseydi. Yani insanların seçme şansı olsaydı da diyebiliriz. Bir de hani premium
Ya, ütülenmiş gibiydi bu ya. Ne güzeldi. Hevesi kaçtı. Yarın giyecektik bunu. Ne diyeyim? Ne yani yaptım, rakipleri ne hani 64'ten geliyorken niye 32'li ile geldi buraya? Evet. Herhalde fiyat politikası. Yani olabilir. Fiyatı belli mi? Belli. 2450 lira. Daha sonra. Ama hayır ben tahmin ediyorum. Tamam sen tahmin ettin. Ben Türkiye satış fiyatını bilmiyorum da. Ben biliyorum. Aa, yaklaştın mı ya. Lan? Yaklaştın, çok yaklaştın. 2650. 2459. Videonun sonunda söyleyeceğim. Peki. Hmm, 2450 dedim ben. Şimdi. 2499 büyük ihtimalle. Ben 3200 diyorum o zaman. Ben yaklaştım diyor videonun ya. Videonun sonunda söyleyeceğim. Ya ben tahmin ediyorum tamam, kardeşim. Evet. Tamam söyle demiyoruz ya. Ya yaklaştım dedi, tutturdun demedi. Evet. Belki de ben bu arada videonun bir tek bunun çerçevesine takıldım ben. Çok mu kalın geldi? Ya ne bileyim hani şu çerçeve var, siyahlık var falan bana böyle bir biraz daha şey açabilirler. Onun dışında hani açmasa da ben ona takılmadım. Yani. Bence güzel. Metal kasa. Ben metal kasa telefonları seviyorum. Pili çıkmayan yekpare. Kasa. Yekpare. 3300 miliamper. 3300 miliamper pili var. 163 gram. Bu arada IP68 yani suya, toza dayanıklı. Yarım saat mi durabiliyor? 1,5 metre suyun altında yarım saat şey durabiliyor. Hmm. 3300 miliamper diyoruz ya. Evet. Atıyorum 3300 miliamper 2 sene önceki telefonlarda ateş ederken. Şimdi bunda mesela teknolojisi de artmış vaziyette. Ekranı da bilmem ne HDR falan diyorsun. Yani mesela şimdinin 3300 miliamperi nerede eski miliamperler diyor. 2 sene öncesinin 2500 miliamperi mi? Böyle bir karşılaştırma yapabiliyor muyuz? Ama yani, işletim sistemi de optimize ediliyor. Şu anda pilin kimyası da değişiyor ama yakan enerji harcayan şeylerin de artıyor. Dolayısıyla aşağı yukarı aynı şey. Bir gün gidiyor rahat rahat. 1,5 metreye kadar suya toza. Suya toza karşı dayanıklı bu. Evet. Ama siz yine sudan tozdan çıkarınca böyle bir silkeleyin. Altının şu delikleri bir üfleyin, puflayın. Aynen öyle. Ondan sonra direkt şarjı bir de dayanıklıymış deyip durup dururken sokmayın yani. Neticede telefondur teknolojidir. Ya. Bir yerinde bir açık vardır, bir şey olur. Kulaklığın orası bir şey olmuştur. Farklı kulaklık girişi var. Evet. Üst tarafta. 3,5 çak. Evet, 3,5'luk. Tamam. Bu arada kulaklık demişken. Önce bir konuya dönelim. C-Type. Tamam. Bak burada Apollor. Büyüyecek. Büyümüş. Bak böyle. Şöyle. Burada sesle ilgili ses teknolojisi hakikaten yüksek bir telefon bu arada. Şu arkadaki iki kamera daha değinmedik ama kameraya değineceğiz. He, unutmayın. Şu parmak iziyle açma kapama tuşu. Bir de burada basılabilir bir tuş o. Aynen basılabilir. Dokunmatik değil, basılabilir bir tuş. Ben pille ilgili bir şey söyleyecektim onu aklıma tutuyorum zaten. Söyle. Oyun Vulkan diye bir firma var, onunla işbirliği yapıyor. Oyunlarda pil optimizasyonu en iyi telefonlardan birisi olarak. Bunu da yazma geri dönmüşler. Şöyle ki hani oyun oynuyorsun böyle. Evet. Ana alan %10 şarj bir yerde nereye gitti bu oluyor. Bunda öyle olmuyor. Oyun oynarken de gayet dayanıklı yapmışlar. Yani aslında yaptığı şey hani arka tarafta çalışan diğer uygulamaları muhtemelen durduruyor. Evet. Bütün enerjiyi oyuna veriyor ve sen daha performans oynuyorsun. Evet ve oyuna göre ayarlayabiliyorsun. Bir de oyunu çalıştırayım, arkada da öbür uygulamanı çalıştırayım derken daha çok pil tüketirken bunu da engellemiş oluyor. Yani evet öyle bir laf vardı, hem ayranın dökülmesin. Öyle olmuyor yani. Yani hem hem oyun oynayayım hem de iki gün boyunca pil gitsin. Hemle başlayan öyle. Benim aşkıma başka bir şey geldi de söyleyeyim. Benim de kötüydü zaten de ben de başladıktan sonra. Evet ayranla iyi çevirdi. Şöyle duralım birazcık da. Hadi gel ben tutayım. Biri de demedi ki bugüne kadar şunu ben tutarım abi, yok hiç. Şu ucundan bir tutayım demedim. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Evet. Demedim mi? Şimdi tıptım yapınca ekranın açılıp kapanması çok güzel. Bir kapatamadım ki. Evet. Evet açılıyor. Ben bunu seviyorum LG'den beri. Evet. LG 2 ile mi tanıştık biz bununla? Ondan beri seviyorum. LG G2 ile beraber. G2'de vardı. G2'de vardı. Ama çok güzel özellik. Evet. Basit ama güzel. Efendime söyleyeyim. Fotoğraf makinelerine geçiyoruz. Şimdi evet. Fotoğraf makinelerinde İki tane var bakın burada. Burada da bir tane var. Arkada gülansör çizmişler resmen. 13 megapiksel bir tanesi. Aa öyle miymiş diyor bak. Aa bak şaşırmış. Aa yapma be diyor. Arkada iki tane 13 megapiksel kamera, önde de 5 megapiksel kamera. Evet. 13'er mi? 13'er. 13'er. Evet, evet. Farklı. Toplamda 26 yapıyor. 6.5 değil yani. Evet. 125 derecelik bir geniş açıyla çekiyor ki fotoğrafları koyacağız. Gerçekten geniş açısı var. Mesela onu birazdan en son çekerken gösteririz. Hani bir sabit çekeriz, bir geniş çekeriz. Tamam, altta görürsünüz. Farkı görürsünüz. Öndeki kamera 100 derece. O da çok iyi bir geniş açı. Ama 5 megapiksel. Böyle de var. 80. 5 megapiksel hakikaten biraz... Ya hani bütün gücü niye arkaya verdin? Acık o tarafa da koysaymış çok güzel olurmuş. Ön kamera o kadar tatminkar değil. Fotoğrafları bu arada bakarsınız. Bizi gördüğünüz fotoğraflar ön kamerayla çekilmiş olan kamerada. Bir bana öyle soru geldi de ciddi bunu... Hangisi ön kamerayla çekildi? Yani böyle duruyoruz. Avicdansız.
selfie kamerası yani. Ama bir şey söyleyeceğim, şey de yapıyoruz. Arkasındaki. Arkasından da çektiğimiz oluyor. Arkasıyla kendimizi çekmiyoruz hiçbir zaman bunun test cihazlarında. Ha, anlaşılsın tamam. Diye yapıyoruz bunu. Bir soru da geldiyse. Akıl aleki soru işaretlerini aldık bu arada. Aldık, geçti gitti. Bir özelliği var, sever misiniz bilmiyorum. Hi-Fi ses kaydı var. Videolarda bir şey çekerken. Ses kaydı, ha tamam, evet. Okey. Sever misin? Severim. Sen Hi-Fi seviyorsun. Yani... Geçen plak bakıyordu da böyle köşesini ezmişler plan. Kaç bin dolardı o? İkinci el falan böyle. Ha şey... Pahalı hatırlamıyorum şimdi de. Çok pahalı zevkliyorum. Ya ama bak, bakması da mı para? 128.875. Ya senin sonra okumada olmaz. Gösterdim. Görünmedi mi? Bilmiyorum. Ben ekranda göremeyince görmedim seni. Görüyor, görünüyor. Kaç? 128.875. Antutu puanı var. Kutu içerine gelelim. Kutu açılış yapalım bir de. Kutu açılış. Bakalım. Şarj çıkıyor mu? Ben orada bir bilgi vereyim ama şimdi mi göstereyim önünüzü? Biraz dik de içi gözüksün şöyle. Heh. Oyun koleksiyonu diyor. $200 oyun hediye edecek Google Play'den. Ne arada diyorsun? Kablo çok güzel bir kablo. Kumaş mı o? Evet. Güzel. Nice. Düğümlük olması az olan yani kablolardan. Hmm. Bunun düz, jack'ın düz olması benim için çok büyük artı bu arada. Ha, böyle kanca gibi. Kanca gibi olduğu zaman çünkü cebine koyduğun zaman o sürekli diyor, tıp 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 diye kalkıyor, sürekli basıyorsun cebine. Quick charge var. Fast charge lütfen. Yanlış bilgilendi benim. Türkçe. Hızlı la. Hızlı şarj. Ya quick dedin sen de, ben onu düzelttim. Tamam, o zaman hızlı, ben düzelteyim diye ben de demiş. Biz yanlış yaptık. Yok yok. Ve tabii ki bu kablo, evet, yani olmazsa olmaz. C-type girişti zaten. Yani böyle. Bunları da artık söylettirmeyin. Rica edeceğim. Olsun. Basın toplantısında $200 Google Play hediyesi yapacağız dediler ama hangi oyunlar ne olacak konusunda? Herhalde hesabına para koyuyor. Sen istediğini alıyorsundur yani. İşte LG onu yapmıyordur. Belli başlı oyunlarla kampanyalıdır o. Hmm. Temple Run galiba. Temple Run 2 var galiba. Temple Run'a da para vermem ben ya. Temporal mı kaldı ya? Yani sana demiyor olsun zaten. Ama yani. Çocuğunu sevindirdi. Bu arada ben bir tane bir şey de çekeyim. Şu bizi, şu geniş açıdan. Şimdi bizi bir göstereyim. Normal çek. Işık alıyor, ışık alıyor. Lens bir sileyim ben ya şunu. Ama bak lütfen buradan poz şey koymuş ya. Benim de tişörtüm de o kadar kalite ya, yapar. Bu normal. İki niye öyle baktın Allah aşkına? Levriye da girsin kadroca. Dur dur o zaman bir aynısının şey, geniş açılısını çekelim. Aynısı bu işte. Dur şunu çekelim. Tamam, şimdi bunun genişini. Altta. Elim basmadı ona. Tamam, bu darıydı zaten. Bu 82 derecelik açıydı. Onu da çekmiştim zaten. Bu darı. Telif. Tamam, bunu çektim. Bence bir hani tam sabitken yapalım. Şimdi böyle çekeceğim. Şöyle bir çekelim, bir dakika da göstereyim. Hiç kayıttan bu çıkmadan bu genişi bakın. Tamam. Çektim. Elimi şöyle uzatıyorum, hiç yerini bozmadım. Bu darı. Evet. İkisi de aşağıda. Ön kamerada. Hadi o zaman. Şimdi. Arka kamerayı yapalım şimdi. Sen tut. Evet. O zaman hiç bozmadan manzara çekelim. Geçelim. Ne oldu kız? Manzara hangisi olsun? Şey böyle bak, olsun tekli mu? Bak, tek aç. Yok, boklu olmasın manzara. Şöyle olsun. Çekiyoruz. Evet. Çıt. Bir sürü ağaç. Ooo. Hakikaten bir sürü ağaç. Hiç beklemiyordum bunu. Oldu sana GoPro. Bunu beklemiyordum Acıt. Gördüğün gibi. Geniş açı tarafı. Birkaç tane yakın köpek mefek çekelim. Onu da... Onu kayıtta çekmesek? Olur, fark etmez. En son çekeriz. Tamam, burada başka unuttuğumuz ne var ya? Valla Hi-Fi ses var, bir dakika bakayım. Ben unutulması gerekenleri bir yazmıştım. Ses konusunda özel bir çalışma yapılmış telefonla bu arada. Bakayım, kucuklayayım. Bu arada arka kamera 71 dereceden 125 dereceye çıkıyormuş. Ondan o fark o kadar böyle belirgin. Evet. Ön kamera 82, yani selfie kamera 82 dereceden 100 dereceye çıkıyor. Bu arada HDR onu da test etmek istiyorsanız diye bir not düşmüşler. Netflix ve bize geçerli olmayan fakat ara arası böyle çok niş bir box. Amazon Prime Video var ya. Hmm. Onu kullanan bir kitle varsa orada HDR'ı böyle hakikaten doya doya yaşar. Yıldız görürsün gökyüzünde, sayarsın teker teker, öyle bir şey yani o. Evet. HDR. Şimdi bir bilgi daha vereyim arada. Tabii. Şimdi 18'e 9 format dedik. Bu format yayılıyor diğer markalarda. 18'e 9. 9. 16'ya 9 diye bir şey 15'e var. 15'e 9 bir şey demediniz değil mi? 2880'e 1440 çözünürlük. Doğru demişsin. Doğru demişim. Onu da bir kontrol ettim. Hazır kağıda çıkarmış kendim bak. Şeyi söyleyeceğim. Mesela uzun uçuşlarda artık tabletleri biliyorsunuz bilgisayarları alamıyoruz. Ama şimdi böyle ha, doğru, 18'e 9 formatta bir şey seyretmek daha doğru bu arada. Hani sinemaya yakın format. Hani 21'e 9 aslında o da. O civarda yani 20, birkaç ölçeği var. Neyse. İşte bu o anlamda uzun yolda da yanınızdayken hani daha çok bir ekran sayesinde rahat izleme, oyun oynama sağlıyor. Evet. Böyle bir telefondu. Bilgi verdim işte. Evet. Durum bu. İşte
sim kartını birazcık etrafını gösterelim şöyle. Hafif bir kavisi var. Ben evet. sevdim ya. Ben bütün metal kasalı. Şık, şık. Ben bu renkteki metal kasası var şeyleri seviyorum. Şurada. Kasaları çok seviyorum. Böyle böyle her şeyini gösterdik. Bak telefon ne kadar da güzel telefon diye. Ya da hani bunu videoda görmeseniz de Google'dan görebiliyorsunuz. Evet, şimdi fiyat. Evet, kaç para demiştiniz? Kim bildi? Ben 2450 demiştim. 3200 dedim. 2499 diyorum ben. Düzeltiyorum bunu çünkü... Yaklaştın deyince sen bir gaza geldin. Abi gaza geldim. 2499. 3699 TL. Nasıl yaklaşmalar o? Oğlum o nasıl yaklaşma? Yanıltmalı soruymuş. Oğlum Berkcan'ın... O aradaki, zaman, bir şey söyleyeyim. O aradaki fark da Berkcan'ın Suzuki maritesini alırsın ya. Alırsın. O zaman ben bildim. Sen yaklaştın. 3200. Oğlum 2450 lira olur mu lan? Ne bileyim lan telefon ben. Telefon al diyor diye. Teknoloji. Bunlar amiral gemisinde. Boşuna dememiş. Amiral gemisi diye çıkmış. Adamın, adam programın adının hakkını verdik abi. Evet. Bu arada hakikaten bu telefonun fiyatlarının yükselmesiyle beraber bu telefonun bu bantta kalması iyi. Onu da söyleyeyim. Yani. Hakikaten iyi. Yani maalesef iyi. Ne diyeyim artık. Hani biz istemiyoruz ki herkes... O 5000 lira falan çıkmasın. Aynen iddialı rakamlar yani. Bence güzel ya. Yani. Fiyat ya, bence bayağı güzel yani. Şöyle amiral gemisi flagship'te sıralamada iyi fiyat. Hani iyi fiyat. Çünkü diğerleri bayağı üstte artık. Böyle. Şey de iyi. İyi o 200 liralık oyun mevzusu da iyi. Çeker yani. 200 dolar. 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 Onu bozduramıyor muyuz? Ben oyunu oynamıyorum hacı falan diyemiyorum. Ya bana nakit olarak ver diyeceksin. Hadi 50 dolarını ver bana bari. 150 dolarını sen cebine atarsan. Bunu ben nasıl hesabımı aktarabiliyorum diye mesela, sorular geliyor akılda. Mantıklı olmuyor. Öyle olsaydı bizim şimdi o drive hesabını aktarabiliyoruz. Drive'a. Ya şöyle bir şey var şimdi. Her telefon 100 GB hediye veriyor drive'a. Biz tabii çok telefon test ediyoruz. Hepsi teknoloji anlamadan hesabıyla açılıyor bunları. Şu anda kullanmadığımız devasa bir storage var bizde. Onları terabayt terabayt var. Onları kişisel hesaplarımıza da dağıtsak... Olmadı, o da olmuyor. Tam ona girince anlıyoruz ya ha diye. Onun için biz telefonlar geri gelmez hemen teknolojiden anlamayan adamın hesabını tanıtıyoruz. Oraya telefonlara. Yakında çileyi falan koyabileceğiz orada. Şu anda bayağı içinde tamam. Oturulup yaşanacak bir kota var. Haznemiz oldu orada. Ofisi taşıyalım. Demiş evet. Yani 2 terabayta kadar da kartta onu anlatmıştık. Anlattık hemen en başında. Tamam. O zaman hadi o zaman bu videoda yani bunu böyle bir kare fotoğraf çekme özelliği falan var. Hani onlar, efektler mefekler var. Onlar hani yan uygulamalarla yapılıyor aslında hiç girmiyoruz bu arada. Ama standart istiyorum diyorsan kare fotoğraf çekiyor yani. Mesela bunu kare çekiyor. İstoji için mi? Tabii. Sonra altında da başka fotoğraf çekiyorsun falan mesela. Şöyle. Nasıl ya? Şöyle. Ne oluyor oğlum? Kare fotoğraf çekiyorsun falan. Ha bir alt üstlü. Yani ne oluyor yani öyle? Ya hani bunu yan uygulamalarla yapıyor. Ha. Karede evet. Bu arada Facebook'un kongresi var. Böyle her yıl yaptığı özel şey etkinliği var Amerika'da. Birkaç gün süren. Orada bahsedilen konular çok önemli. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dur sen çıkart ya bu atlamasın. Facebook etkinliğinde Zuckerberg'in anlattığı bazı konular var ki önemli. Sanal gerçeklik işi iyice uçup gidecek. Onu evet. Biraz bahsedeyim isterim. Ya da bir dahaki videoda mı anlatsak? Bir dahaki videoda anlatalım. Çünkü bir dahaki videoda kulaklık tanıtacak, anlatacak bir şeyimiz yok. Kulaklığı çünkü çok, biz çok harika diyeceğiz, geçecek. Hadi o zaman bitireyim. Bak ama güzel konu anlatacağız. Çin'den aldığımız kulaklık ama. Kalın burada. Çin'den. Evet. Ucuz. Evet. Kalite. Kalite mi? Bilmiyorum bak. İşte ona bakacağız. Jilet. Hadi. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.